keşke belirlemiş. Geçireceğim kendi ama. Salçayı şu an biz 15 liradan satıyoruz. Salçayı fabrika bize 17 lira diyor arkadaşlar. Zeytinler onlar 25 lira, şunlar 30 lira, 35 lira. Tadlarına bakabilirsiniz. Ne kadar? Onlar da 30 lira. Geçim bayağı geçim şartları zorlaştı. Tadlarına bakabilirsiniz. Valla zorlaşmadı, siz zorlaştırıyorsunuz. Değil mi? 25 kez onlar 10 TL. Çok güzel gel. Portakal 5 lira, elma 7 lira. Valla limon 2,5 limon. Dur kilo 1 milyon. Valla portakal 5 lira, portakal. Yala al portakal 7 lira, sat 5'e. Portakal 5 milyon. En milyon. Yala kampanya portakal 5 lira portakal. شغل حام قام شلون لا 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 شغل اشرفيه شغل باب الهواء هاي قهوه صبر صبر هاي باب الهواء عرفوا باب الهواء Bildiğiniz gibi şu an Ramazan arifesindeyiz. Yeni yeni hurmalarımız gelmiş. Kudüs hurması, İran, Irak, Sudan, Tunus çeşitlerimiz var. Hurmalar bu sene biraz fiyatları geçen seneye göre biraz daha yüksek. Ondan sonra şu an kayısı çeşitlerimiz var. Ramazan için hoşaflık olsun. Onları alıyorlar millet. Kuru üzüm olsun, cevizli sucuk. Bu tür şeyler helvadır, tahindir. Yani Ramazan için her şeyi yavaş yavaş millet alıyor yani. Alıyor, millet alıyor yani. Eskiden örnek diyelim adam bir kilo aldığı hurmayı şu an geldi diyor yarım kilo ve yani adam o kadar alamıyor yani. Geçen sene 50 liraya sattığımız hurma şu an 120 lira. 20 liraya sattığımız hurma şu an 60 lira. Yani her şey 2'ye 3'e katlanmış. Millet yani alıyor demiyoruz almıyor, azar azar alıyor. Kendi gücüne göre alıyorlar. Kuru yemişlerin fiyatı da biraz yükselme var ama o kadar değil. Özellikle fıstık olsun, Antep olsun, Siirt fıstıkları olsun şu an 100-120 lira civarlarında satıyoruz. Yani kuru yemiş de gidiyor ama o kadar değil. Eskisi gibi fazla almıyorlar. Gelen yarım kilo, 200 gram, 300 gram alıyorlar. Yani 1 kilo, 2 kilo alan insanlar artık nadiren geliyor. Ramazan'ın canlılığı yavaş yavaş hissediliyor piyasada. Yani Ramazan'dır yani insanlar mecburen kendini alıyor. Tahin olsun, helva olsun, hurma olsun. Bunlar Ramazan'ın geleneksel yemekleridir. Yani alıyor millet. Bütün milletin Ramazan'ı şerifini şimdiden kutluyorum. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum.
şu an ülke Türkiye genelinde yani büyük bir kriz var yani. Millet geçinemiyor. Her şey pahalı, aldı başını gidiyor yani. Bu pazarda da iş yapamıyoruz artık yani. Mazot her şey pahalı, kurtarmıyor yani. Biz devlet babadan destek bekliyoruz yani. Pazarcılara, esnaf arkadaşlara, çiftçilere, herkese yardımcı olsun yani. Bunu devlet babadan istiyoruz yani. Yoksa herkes batar gider yani. Peki pazar durumu nasıl? Şu anda alışveriş durumu nasıl? Halk nasıl rağbet ediyor? Şu an halk artık bir kilo domates alamıyor yani. Yani yarım kiloya düştü yani. Böyle giderse çeyreğe düşecek yani. Herkes araba sahibi arabayla gezemiyor, mazot pahalı. Esnaf arkadaş kirasını veremiyor, suyunu yatıramıyor, elektriğini, doğalgazını yatıramıyor yani. Millet gerçekten aç durumda yani. Millet geçinemiyor artık. Şu an hiçbir şey gitmiyor. Şu an meyve gidiyor. Meyve de doğru dürüst meyve de gidemiyor yani. Ayakkabı giyim artık durmuş her şey. Hayat durmuş yani. Millet artık meyve alamaz duruma gelmiş yani. Bunu Türkiye Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz yani. Yani herkese yardımcı olsun, kendi milletine yardımcı olsun ki millet ayakta durabilsin, çiftçi ayakta durabilsin, pazarcı esnaf ayakta durabilsin, esnaf arkadaş ayakta durabilsin. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Herkese bir an önce bu mazotun inmesini istiyoruz. Her şey mazota bağlıdır yani. Mazot yani pahalı oldu mu millet geçinemiyor. Arabalar çıkamıyor bir yere yani. Yolcu çıkamıyor, uçak kalkmıyor, otobüs seferleri kalkmıyor. Yani şehir içi hatları kalkmıyor. Bunu Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz yani. Bize bir an önce milletine destek olsun. Vallahi pazar çok pahalı. Yani artık çekilmez yani. Millet yarı yolda geliyor. Her şey pahalı. Yani hemen hemen marketin aynısı. Yani her fiyatlar ne kadar mesela domates? Pazarda 7 liraysa ne olacak? Patates 6 lira diyor, bakılmaz o tipine. Soğan 3,5-4 lira. Her şey pahalı. Ucuz bir şey görmedim. Peki, eğer bir havuç kilosu altı liraysa... Ramazan olduğu için fiyatlarda bir değişiklik var mı? Ramazan'dan önce başladılar. Bu Ramazan'dan daha da bastıracaklar. Bana göre. Yani şu anda her şey pahalı. Ama dur, ne yapacaksın? Gelmişken aldı bir şeyler.